Merhaba arkadaşlar, TET hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda hava durumu, iklim ve atmosferle ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuz hava durumu ve iklim konusuyla ilişkili bir soru. Bazı bölgelerin hava durumuyla iklimi birbirine benzediği için günlük hava durumuna bakılarak iklimiyle ilgili çıkarımda bulunulabilir. Örneğin öğleden sonra bulutlar oluşur ve yağmur yağar gece hava tekrar açar. Bu durum bütün bir yıl benzer olduğu gibi yıllar arasında da çok fazla değişiklik olmaz. Haritada numaralandırılan alanların hangisinde benzer bir durumun yaşandığı söylenebilir. Arkadaşlar biz bu durumu yani bütün bir yıl hava durumu ile iklimin benzer şekilde devam ettiği alanlar neresidir dediğimizde iki yeri örnek verebiliriz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Ekvatoral iklim bölgesi. Diğeri ise sevgili arkadaşlar neresidir? Kutup iklim bölgesi. Yani kutup iklimi ve ekvatoral iklimin görüldüğü alanlarda hava durumuyla iklimin birbirine benzediğini, bu durumun da yıl boyunca hatta yıllar arasında da çok fazla değişiklik göstermediğini söyleyebiliriz. Peki haritadaki yerlere baktığımızda Hangisi bu duruma örnek gösterilir dediğimizde 4 numaralı alan ekvatoral iklim alanıdır. Ve bu nedenle arkadaşlar örnekte de bahsedildiği gibi öğleden sonra bulutlar oluşur, yağmur yağar, gece hava tekrar açar durumunun yaşandığı yer 4 numaralı yerdir. Ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuzda şöyle diyor. Bir bölgenin iklimi o bölgedeki hem doğal hem de beşeri ortamı etkilemektedir. Buna göre iklimin etkilediği aşağıdaki unsurlardan hangisi farklı bir ortamda yer alır arkadaşlar? Şimdi burada baktığımızda doğal bitki örtüsü, zonal toprak türü, yabani hayvanların dağılışı, tatlı su kaynaklarının potansiyeli gibi durumlar doğal ortamlarda gerçekleşen durumlardır. Ancak C seçeneğindeki turizm etkinliklerinin türü beşeri bir unsurdur. Beşeri ortamlarda gerçekleşen bir durumdur. Bu nedenle arkadaşlar diğerlerinden farklı bir ortam olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz atmosferle ilgili bir soru. Avustralyalı paraşütçü ve yüksek atlamacı Felix Baumgartner 14 Ekim 2012'de yeryüzünden yaklaşık 39 bin metre yükseklikten uzay atlayışı yaparak saatte 1342 kilometre hıza ulaşmıştır. Bu uzay atlayışı ve ulaştığı hız o tarihte kadarki denemeler arasında dünya rekoru olarak kayıtlara geçmiştir. Felix Baumgartner'ın uzay atlayışı ve bu atlayışta yaşanan durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar Baumgartner'ın atladığı yer neresidir dediğimizde 39 bin metre yükseklikten atlamış. Ve A seçeneğinde diyor ki atlayış stratosfer katmanından gerçekleşmiştir. Şimdi biz öncelikle şöyle atmosferin katmanları ile ilgili yeryüzünden başlayarak çizecek olursak atmosferin yeryüzünden yaklaşık 10-16 kilometrelik alana kadar olan kısmı troposferdir. Ve arkadaşlar troposferden sonra yaklaşık olarak 50 kilometrelik alana kadar olan alanda statosferdir. Yani Baumgartner yaklaşık 39 kilometreden atlıyor. Yani statosfer katmanından atlamıştır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Serbest düşüş sırasında ozonosferden geçmiştir. Ozonosfer nerededir dediğimizde ozonosfer statosferin alt kısmında troposferin üstüne yakın bir alanda bulunan bir yerdedir. Ve atlayış sırasında Felix ne yapıyor? Ozonosfer katmanından da ne yapmış oluyor, tabakasından da ne yapmış oluyor geçmiş oluyor. Bu da doğru bir ifade. Serbest düşüş sırasında sıcaklık sürekli azalmıştır. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Statosferde sıcaklık yaklaşık olarak her yerde X50 derece civarındadır. Troposferde ise biz şunu söylüyoruz: Yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık genel itibariyle azalır. Yani Felix'in atlayış sırasında aşağıya doğru indiğini varsayarsak sıcaklığın eksi 50'den sonraki troposfere girdikten sonra artış göstermesi gerekir. Ancak ne diyor sürekli azalmıştır diyor. Bu nedenle C seçeneği yanlış bir ifadedir. Diğerlerine bakalım. Atlayışın sonunda yer çekiminin en fazla olduğu atmosfer katmanına ulaşılmıştır. Yer çekiminin en fazla olduğu atmosfer katmanı troposfer katmanıdır. Bu ifade de doğru. Atlayışın sonlarında atmosfer basıncı ve gazların yoğunluğunda artış yaşanmıştır. Evet. Gazların yoğunluğunun ve basıncın daha fazla olduğu katman yine yeryüzüne yakın alanlar troposfer katmanıdır. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Hangisi söylenemez dediğimizde burada C seçeneğini söyleyemeyiz bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı C olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz 2020 TYT'de sorulmuş bir soru. Yukarıdakilerden hangileri troposferin özellikleri arasında yer alır diyor. Birinci öncülümüze bakıyoruz. Atmosferdeki su buharının tamamına yakını bu katmandadır ifadesi troposferin özelliğidir. Hatta su buharının burada bulunması iklim olaylarının oluşmasında da etkilidir. O zaman birinci öncül nedir? Troposfere aittir. İkinci öncülümüze bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki canlıları güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası bu katmanda yer alır diyor. Ozon tabakası sevgili arkadaşlar stratosfer katmanında yer alır. Stratosferin alt kısmında yer alır. Yani troposferin özelliği değildir. Bu katmanda sıcaklıklar genel olarak aşağıdan yukarıya doğru düşer. Evet. Onu da yine troposferin özelliği olarak söyleyebiliriz. Troposferde sıcaklıklar genel itibariyle yukarıya doğru çıkıldıkça azalmaktadır diye söyleyebiliriz. Dördüncü öncüle diyor ki gazların bir kısmının bu katmanda iyonlara ayrılmasıyla radyo dalgalarını yansıtır ifadesi hangi katmana aittir? Termosfer katmanına aittir. Yani Hangileri troposfere ait dediğimizde 1 ve 3 troposfere ait özelliklerdir. Bu nedenle 1 ve 3'ün olduğu B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır.